Hocam Azos. Ha, sırada mı yazmış şimdi? CHP Asili Kadın Kolları Başkanı Serpil Kıntaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürümekten onur duyan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak Genel Başkanımızın düzenlemiş olduğu proje kapsamında 7 ayda 7 bölge çalışmalarımızın startını vermiş olmaktayız. Bu anlamda yaptığımız çalışmaları genişleterek 7 ayda 7 ilçe çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda bize destek veren tüm Nazilli halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarına, ilçe yönetimine, Aydın İl Yönetimine sonsuz teşekkürler ederim. Bu çorba ikramı olayımız tam olarak ne amaçla yapıyoruz? Çorba ikramımızı tam olarak halka hizmet açısından veriyoruz. Ücretsiz olarak dağıtıyoruz parti binamızda. Bunun dışında yapmış olduğumuz birçok çalışmalarımız da var biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Butik adı altında 2 ay önce bir çalışmamız da olmuştu. Bu da çok fazla talep gördü. Bu anlamda insanlara Nazilli halkına hizmet vermek amacıyla bu çalışmamızı başlattık. Seçimler öncesi çalışmalarımızda tüm partili arkadaşlarımızla, tüm Nazilli halkıyla bir araya gelmek ve bütünleşmek adına yaptığımız bu çalışmada bundan böyle her cuma saat 11 ile 1 arasında çorba ayrımız devam edecek. Evet. Yaklaşık 500 kişilik civarında hazırlığımız var. Tüm partili arkadaşlarımıza, partili partisiz herkesi, Nazilli halkını davet ediyoruz. Bu çalışmamıza destek verirlerse teşekkür ediyorum. Partimizin en üst katında, lokalimizde. Evet, parti binamızın en üst katında, çatı katında, ilçe başkanımızın bizim için kadın kolları ve gençlik kolları adına yeni yaptırmış olduğu çatı katında bu hizmetimize devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Cahit Yenipazar. Hepinizin bildiği gibi Nazilli'de 2014'te yapacak olan yerel seçim çalışmalarına başladık. Şu anda mahallelerde ve köylerde gezinimiz devam ediyor. Halkımıza 2014 seçimlerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu arada kadınlarımıza yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kadın Kolları Başkanımız Serpil Kıntaş bugün bu hazırladığı etkinlik nedeniyle gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bu seçimlerin kadınlar olmadan başaramayacağını bilen insanlardınız. Kadın Kollarımız da elinden geldiğince Nazilli'deki bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Bu cuma günleri yapılan ücretsiz çorba dağıtımı da halkımızla buluşmanın, halkımıza projelerimizi anlatmanın da bir sebebi olacak. O nedenle bu etkinlik nedeniyle kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte kadın kollarımızın bu çalışmaları yoğunlaşarak devam edecek. Halkımıza bu ilişkileri kurduktan sonra da kendilerinde ifade ettiği gibi sıkılmadık el, gerilmedik ev bırakmayacak şekilde dolaşacağız. Seçimlerde mutlaka alacağımıza inancım tamdır.